Sen benden mi kaçıyorsun? Galiba, evet. Yani... sana nasıl davranacağım, ne söyleyeceğimi bilemiyorum Nihal. Ben öyle kadınlara kolay kendini açabilen bir adam değilim. Yani ne bileyim, o gün kazadan sonra... şimdi yani öyle duygular hissedeceğimi de hiç düşünmemiştim. Yani senin aklını karıştıracak bir şey yaptıysam çok özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok. Bir şey olmadı ki. Şimdi biz bunları bıraksak, asıl konumuza geri dönsek... Barbie'de ne oluyor İrfan? Egemen bayağı korkmuş durumda. Senin bahsin geçiyor. En önemlisi, benden ne saklıyorsun? Ben Babil'le ilgili bir dedikodu çıkarttım. Yarına kalmaz insanlar Babil'in kapısına dayanırlar. Hazır ol. Hazır ol. Neye hazır olayım? Sen niye bana söylemeden bir harekette bulunuyorsun? İrfan, ben senin tarafındayım. Bilmediğim bazı şeyler var Nihal. O zaman anlat da bileyim. Ben sana güvenerek bir yola giriyorum. Belki de güvenmemen lazım o kadar. Yani ne kim olduğumu biliyorsun, ne yaptığımı biliyorsun. Beni tanımıyorsun ki. O zaman anlat İrfan, bileyim. Babil bir saadet zinciri. Ben kurdum. Ya İrfan, Allah aşkına ne olursun. Söylüyorum işte. Ben orada insanlara hayal sattım Nihal. Umutlarını çaldım, paralarını aldım, yalan söyledim. Bak, senin bile ruhun duymadı. Senin gözünün önünde insanları dolandırdım ben orada. Sana bile yalan söyledim. Evet. Babil bir saadet zinciri. Ve İrfan Tuna saygın kurdu. Olan bu. Anladın mı şimdi? Ayşe? Ayşe? Ne oldu? Bir şey yok. Bir şey olmuş. Var sende bir haller? Yok, bir şeyim yok, iyiyim. Anlatsana şunu işte, belli canı sıkkın. Anlatarak geçecek bir şey olsa anlatırım zaten. Neyse, benim yemek aram bitiyor. Görüşürüz. Patron burada. Merak etme, bir şey olmaz. Dur. Söyle, ne oldu? Kim için? Anlatmak istemiyor olabilir miyim acaba Hakan Bey? Kendime saklamak isteyebilir miyim? Ya niye bu kadar zorluyorsun? Niye bu kadar üstüme geliyorsunuz? Anlamıyorum. Belki sen de bana canın niye sıkkın diye sorarsın diye soruyorum. Bu kadar insanı bekleyemez miyim? Haklısın, affedersin. Anlat. Aç mısın? Bir şeyler yerken konuşalım mı? Önce sen. Ben cevabımı alamadım ki. Önce sen. Peki. Benim mesele aile bir. Annem sözünden çıkmayayım istiyor. Babam desen zaten ayrı. Bir türlü ne anama ne babama yaranamıyorum. Çok bir şey istiyorum bilmiyorum ama... sadece ben ne yaşıyorum, içimde ne kopuyor bir görsünler istiyorum artık, anladın mı? Ayşe, ben ne dedim şimdi? Hiçbir şey. Demedim bir şey. Ya ne bileyim, sinirim bozuk biraz benim bu ara ya. Sen bir şey falan deyince... bir şey yok. Yok. Affedersin. Ayşe, ben böyle şeyleri hiçbir kadının yanında anlatmazdım. Seninle konuşunca bir anda ağzımdan çıkıveriyor. Yok, ben seni anlıyorum. Vallahi. Yani ondan anlatıyorsun. Sevilmek istiyorsun, duyulmak istiyorsun, görünmek istiyorsun. Anlıyorum seni. Nasıl olacak da bizi görecekler?
Hiç. Hiçbir şey yapmayacağız. Yani görmek istemeyenden daha kör kimse yoktur. Böyle bırakacağız. Kendi halinde. Artık ne oluyorsa olsun. Ne halleri varsa görsünler, kendini yıpratma diyorsun yani ya. Hı hı. Peki bak, oldu bu. Sıra sende. Hı. Kim üzdü seni? Beni kimse? Hiç kimse üzmedi beni. Eğer ben şu an üzülüyorsam, bu benim karşımdakine yüklediğim anlamsız değerden kaynaklanıyor. Boş ver. Önemli şey yok yani. Sana bir şey diyeyim mi? Hı. Seni kim üzdüyse, affedersin ama defolsun gitsin. Senin tek damla gözyaşına bile değmez. Hmm.